Merhaba değerli arkadaşlar. Son videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. If clause'ları anlatıyorduk. Conditions'ları yani. Mixed type, mixed type 2'yi anlatmadık. Ama tabii bunları hikayeselleştirerek anlatmıştık hatırlıyorsanız. İki tane profesörümüz vardı bizim. Şaziye ve Mahmudiye. İnsanlara gıcıklık olsun diye ne yapmıştı bunlar? Hatırlayalım bir Şaziye ile Mahmudiye'nin ne yaptığını. Bunlar şart koşan insanlara gıcık olduğu için if clause'larda type'lar çıkartmışlardı. Type 0, type 1, type 2, type 3 diye. Ama sonrasında anlamışlardı ki bu çalışmaları yaparken dengesiz gidip type 2'ye past tense koyup present çevirtirmişlerdi bize hatırlarsanız. Bunlar artık bir gün bu kötülüğün vermiş olduğu zevkle hayatlarına devam ediyorlar Şaziye ile Mahmudiye. Ve bunlardan biliyorsunuz Şaziye küçük olanıydı. Aradan zaman geçiyor. Bunlar yaptıkları icatlarla kendilerini mutlu hissediyorlar. Çok eğlenceliler, çok böyle cool takılıyorlar. Sonra Şaziye bir delikanlıya aşık oluyor. Delikanlıya aşık olduktan sonra Mahmudiye diyor ki, Mahmudiye ben aşık oldum, seni aşık olduğum beyefendiyle tanıştırmak istiyorum. Neyse Mahmudiye Şaziye'nin aşık olduğu beyefendiyle tanışıyor. Sonrasında çocuğu gözü tutmuyor. Mahmudiye diyor ki, kızım bu çocuk sana yanlış, sen bundan ayrıl. Şaziye bak sana hiç gitmemiş bu çocuk. Seni üzecek diyor. Ama tabii ki Şaziye'nin gözü kapalı. Şaziye aşık. Deli zil zurna aşık. Mahmudiye ne kadar söylese de aşk ferman dinlemiyor. Şaziye de Mahmudiye'yi dinlemiyor. Sonra aradan zaman geçiyor. Şaziye aldatılıyor. Çok üzülüyor. Ama Mahmudiye'nin haklı olduğunu görüyor. Mahmudiye haklı. Sonra Mahmudiye'ye gidiyor diyor ki, eğer sen olmasan ben bu çocukla evlenmiş olacaktım diyor. Mahmudiye diyor ki, sıkıntı yok yani biz dostuz, ben sana doğruları söylerim diyor ve mutlu oluyorlar. Sonra Şaziye dediği ifadeyi bir düşünüyor. Eğer o olmasa ben evlenmiş olacaktım. Diyor ki ben bir şart cümleciği kullandım. Kullandığım şart cümleciğinde günümüz geçmişi etkiledi. Yani bir kişinin varlığı geçmişte bir olayı etkiledi. Ama biz bununla ilgili bir type oluşturmadık diye düşünüyor. Hemen Mahmudiye'nin kapısını çalıyor. Mahmudiye diyor biz diyor eksik yaptığımız bir şey var diyor. Ne diyor? Type'lar diyor 4 tane yetmiyor diyor. Hayırdır nasıl diyor? Bak diyor. Günümüzde olan eylemler geçmişi etkileyebilir. Geçmişte olan eylemler de günümüzü etkileyebilir diyor. Ve bu iki kafataş yaptıkları hatanın farkına varıp başka bir çıkış yolu bulmak istiyorlar. Geri dönüş de yok. Ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Kullanacakları tens kalmadıklarının farkında. Kullanacakları model de kalmadı. O zaman biz bunu diyor mixed type yapalım. Daha önce çıkarmış olduğumuz yapıların gramer kurallarını kullanalım. Ve bunu da bir şekilde ne yapalım? Oluşturalım diyorlar. Ve alıyorlar A4 kağıtlarını ellerine çalışmaya başlarken şöyle bir sonuca varıyorlar. Diyorlar ki biz bir tane mixed type yapalım. Ve bunun adına mixed type 1 diyelim. Bir tane daha mixed type yapalım. Bunun adına da mixed type 2 diyelim. Ve mixed type 1 dediğimiz yapı günümüzün geçmişe olan etkisini anlatsın. Mixed type 2 dediğimiz ise geçmişin
geçmişin günümüze olan etkisini anlatsın diyor. O zaman bunların yeni çıkartacağı iki tane mixed type yine bunların hayatlarındaki ilişkilerine bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Neymiş mixed type 1? Günümüzün geçmişi olan etkisini anlatıyormuş. Nasıl? Eğer Mahmudiye olmasa, Mahmudiye hala var günümüzde. Şaziye evlenecekti. Ne zaman evlenecekti? Geçmişte. Yani günümüzde var olan bir durumun geçmişe etkisi. Gramer olarak da ne yapıyorlar sayın arkadaşlar biliyor musunuz? Diyorlar ki gramer olarak şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki if'in B kısmı type 2'nin B kısmı olsun. If'in A kısmı ise type 3'ün A kısmı olsun diyorlar. Neydi type 2'nin B kısmı? Neydi type 2'nin B kısmı? Were, verb 2, was were, verb ing'di. A kısmı neydi type 3'ün? Would, could, might, have, verb 3'tü. İşte böyle bir yeni type çıkartıyorlar ve bu type'ın adına da mixed type 1 diyorlar değerli arkadaşlar. Mixed type 1 diyorlar. Ve örnek cümlemizi yazarsak if Mahmudiye weren't, Şaziye would have got married. Ne olmuş olacaktı? If Mahmudiye weren't, Şaziye would have got married. Evlenmiş olacaktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere günümüzdeki bir olay geçmişi etkilemiş değerli arkadaşlar. Sonra geçmişin günümüze olan etkisini anlatmak için de ne ortaya çıkartıyordu bunlar? Mixed type 2 demiştik. Ve gramer kuralı olarak ne yapıyorlar biliyor musunuz? If'in B kısmına type 3'ün B kısmını, if'in A kısmına ise type 2'nin A kısmını alıyorlar. Neydi if'in type 3'ü, B kısmı? Had verb 3, had been verb ing. A kısmı neydi type 2'nin? Would, could, might, verb 1 şeklinde oluşturuyorlar değerli arkadaşlar. Geçmişin günümüze etkisi. Eğer Amerika'da doğsaydım geçmişte şu an İngilizceyi iyi konuşabiliyor olacaktım. Doğma eylemim if I had been born geçmişte in America, eğer Amerika'da doğsaydım geçmişte şimdi I could be speaking English very well. Şu an ne yapıyor olacaktım? İyi İngilizce konuşuyor olabilirdim diyoruz arkadaşlar. Başka. If you worked, if you had studied hard, eğer at university years, üniversite yıllarında iyi çalışsaydın, you might be a good job now. Şu an daha iyi bir işe sahip olabilirsin diyoruz.
geçmişte çok çalışmasının günümüze etkisi, burada da Amerika'da doğmasının günümüze etkisi kullanılmıştır. İşte arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere Şaziye ile ve Mahmudiye mixed type'ları nasıl oluşturmuşlar? Şu şekilde oluşturmuşlar. Tutmuşlar. Geçmişin günümüze, günümüzün geçmiş etkisi demişler. Sonra bunların type 2 ile type 3'ün kurallarını yer değiştirmişler ve yeni type'lar oluşturmuşlar değerli arkadaşlar. Sorun şurada başlıyor aslına bakarsanız. Sınavda da en çok karıştırılan yer neresi? Mixed type 2 ile mixed type 3. Mixed Type 2 ile Mixed Type 3. Neden çok karıştırılıyor? Hepiniz haklısınız. Karıştıranlar çok haklı. Sebebini anlatayım. Mixed Type 2'nin yani geçmişin günümüze etkisinin kullanım kuralı neydi? If'in B kısmı had verb 3 ya da had been verb ing. A kısmı neydi? Would, could, might, have verb 3. Peki, type verb 1. Mixed type'da verb 1. Type 3'te kural neydi? If'in arkası yine aynı şekilde B tarafı had verb 3 ya da had been verb ing. A tarafı neydi? Would, could, might, have verb 3. Mixed type 1 neydi? Geçmişin günümüze olan etkisi. Type 3 neydi peki arkadaşlar? Bu da geçmişin geçmişe etkisi. Yani aradaki fark ne? Eylemlerin ikisi de geçmişte ama biri günümüzü etkiliyor, biri geçmişte kalıyor. Öğrenci soruyor. Hocam biz bunu sınavda birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Çünkü nereden bileceğiz biz? Geçmişte olan bir eylem geçmiş etkilemiş, bitmiş mi yoksa hala etkisi devam mı ediyor? Bunu nasıl anlayacağız? Evet, çevirerek bunu anlamanız zor gözüküyor. Niye? Çünkü olayın örgüsünü bilmeniz gerekiyor. Yani olayın ne olduğunu tanımanız gerekiyor. Sorularda da ya buna açıklamalı bir soru yazılacak ki genelde yazılmıyor. Ne yapacaksınız? Değerli arkadaşlar, eğer sorunun son kısmında yani A cümlesinin sonunda now, at the moment, today, this year gibi bir zaman ipucu var ise bilin ki geçmiş günümüzü etkilemiş. Yoksa her zaman ilk type 3'ü seçin. Evet, bu da sizin sınavda yaşadığınız sorundan sizi kurtaracak detaylı bir ayrıntı. Nasıl yapacakmışız tekrar anlatıyorum. İkisi de adverb 3 ile başlıyor. Olayın etkisinin günümüzde mi geçmişte mi kalıp kalmadığını bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız dedik. Eğer now, at the moment, today, this year gibi bir zaman ipucu varsa günümüze çeken bizi mixed type 2 kullanın. Yoksa her zaman ilk önce type 3'ü, geçmişin geçmişe olan etkisini kullanın değerli arkadaşlar. İşte mixed type'larımız da buraya kadar. Mixed type'larımız ne olmuş oldu? Bitmiş oldu. Şimdi daha önemli bir yeri anlatacağım size. Sınavda genellikle if soruları if cümleden atılarak verilir. Ve öğrenci onun if clause yapısı olduğunu tanıyamaz. Öğrenci bu if clause yapısını tanıyamadığı için eğer çevirisi katmaz. İşte öğrenci eğer çevirisi katmadığında anlam farklı çıkabilir değerli arkadaşlar.
Yani biz if'in devrik yapı kullanımını bilmek zorundayız. Inversion of conditionals diyoruz arkadaşlar. Ne demek inversion of conditionals? Şart cümleciklerinin devrik kullanımı. Nerede işimize yarayacakmış? If olmadan da orada eğer çevirisi olduğunu biz anlayacakmışız. Ki YÖK ya da ÖSYM bunu çok çok iyi bildiği için genelde if wish clause sorularında inversion yapıyla verir. Ne demektir hocam inversion yapı? Inversion değerli dostlar sadece type 1'de, type 2'de ve type 3'te kullanılmaktadır. Yani type 1'in, type 2'nin ve type 3'ün inversionları vardır. Bakalım nasıl oluyormuş? If you go, eğer gidersen, artık sen buradaki if'ten dolayı, buradaki fiilin birinci halinden dolayı sen bunun type 1 olduğunu anlıyorsun. Ama sınavda sana bunu şu şekilde verebilir. Should you go? Yani arkadaşlar type 1'in devriği should'la yapılıyormuş. Eğer cümlenin başında should görürseniz onun if anlamı olduğunu ne yapmayacaksınız? Asla ve asla unutmayacaksınız. Çünkü bir restatement sorusunda should you go diye bir şey görürseniz onu eğer gidersen diye çevirin. Bu sizin için çok büyük bir başarı olacaktır. Başka bir örnek verecek olursak. If I were you. Eğer ben sen olsam. Bunun devriğini de yapmak için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Özne ile yardımcı fiili yer değiştiriyorsunuz. Were I you diye bir kalıp görürseniz bilin ki değerli arkadaşlar o da type 2'dir. Yani were I you'yu gördüğünüzde onu da eğer diye mutlaka ne yapacaksınız? Çevireceksiniz değerli arkadaşlar. Type 3'ün devriği nasıl yapılıyor? If I had gone, eğer gitseydim. Burada da if atıyorsun. If atmakla kalmıyorsun. Ne yapıyorsun? Yardımcı fiille öznenin yine yerini değiştiriyorsun. Had I gone da bizim için nedir? Inversion'dır. Yani devrik yapıdır değerli dostlar. İşte bu sebepten dolayı sizlerden ricam. Siz eğer restatement sorularında had I gone ya da were I you ya da should you go gibi bir yapı görüyorsanız bilin ki should you go type 1'in devriği, were I go type 2'nin devriği, had I gone type 3'ün devriği. Yani buraları B tarafı A taraflarına ne getireceğinizi siz buna göre ne yapabilirsiniz? Bilebilirsiniz. Ayrıca çeviri ve restatement sorularında da if görmeden eğer demeyi öğrenmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Sadece şöyle küçük bir ayrıntı var type 2'de. Biraz zorlanabilirsiniz burada. Bunu da anlatayım. Şimdi if you went, eğer sen gitseydin. Bunu nasıl inversion'la yazabilir biliyor musunuz? Were you to go. Yani eğer fiilli ise, fiil var ise type 2'de onun inversion'ını da nasıl yapıyorsunuz? Were'ı başa alıyorsunuz, sonra özne getiriyorsunuz, sonra to verb 1 getiriyorsunuz. Yani were you to go size gramer olarak uzak bir yapı olabilir ama çevirisi eğer sen gitseydin demek. Bir örnek daha verelim pekisin. If they ate. Eğer onlar yeseydi ya da eğer onlar yerse çevirisi. Bunu da devrik yaparken gene were'ı başa aldık. Özneyi getirdik day. Sonra to yazdık. Sonra ne yapmak zorundayız? Fiilin birinci halini yazmak zorundayız. Were they to eat de bizim için arkadaşlar eğer sen yersen çevirisidir. Yani restatement sorularında bunu bu şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Videonun ilk başında ben size şunu hatırlatmıştım.
Evet, if wish clause sorularından bir tane soru çıkar. Ama restatement ve cümle tamamlama sorularında size çok büyük bir ipucu sağlar demiştim. Bu ipuçlarını nasıl kullanacağınızı anlatayım. Önce sentence completion testlerinde nasıl if wish clause'lardan yararlanacaksınız? Sentence completion'da biliyorsunuz ki YDS sınavında karşımıza 10 soruyla geliyor değerli arkadaşlar. Peki hocam biz bundan nasıl yararlanacağız diye aklınıza bir soru geliyorsa şöyle yararlanacağınızı size anlatayım. Şimdi adam şuradaki cümleyi vermiş ve şıklarda A, B, C, D, E şıklarında size bir şey soracak. Burada verdiği cümlede if you were ile başlamış. Altına da senden neyle tamamlayabileceğini söylüyor. Şıkları okumadan ilk hamlen ne olsun arkadaşlar? Şıkları okumadan ilk hamlen, yani buraya gelecek doğru cevap bulabilmek için, burada da if olduğu için type 2 kuralını ara. Yani doğru cevapta kuldu, vuldu, gör. M'ye çalış. Görürsen ilk bu yapıyı çevir ve işaretle. Yani söylemek istediğim şey şu. Sentence completion sorularında genellikle şart cümlesi açıyorlar. Ve şıklardan İki tanesi kutlu vutlu oluyor. Diğer şıklar sadece yazılmak için yazılmış oluyor. O yazılmak için yazılmış soruları hızlı eleme yöntemidir bu. Tabii ki bunlarda ilk unutmayacağınız şey bu. Buna paralel olarak adam şöyle de bir şey verebilirdi. You would have gone diyebilirdi. You would have gone. Sana burayı sorardı. En başını sorardı. A, B, C, D, E şıklarını verirdi. Aynı mantığı uygulayacağız. Burada bir would yapısı olduğu için doğru cevapta ne arayacaksın? Şart bağlacı arayacaksın. Yani yine soruda ilk hamlen ne olsun? Şart bağlacı aramak olsun. Neden hocam? Ya vakit kazanın, vakit. Eğer bir cümlenin genelde bu tarafı would'la, could'la, have, might'la ve model'la bitiyorsa ön tarafı mutlaka bir şart cümlesine bağlanmıştır. Çünkü genelde kullanımlar doğru çeviriye böyle geçer. Bu her zaman böyle midir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz ama istisnai sorular da yazabilirim. Ama ÖSYM bugüne kadar şart bağlaçlarını kendi kurallarının dışına çıkarmamıştır. Bu yapıları böyle tanıyan öğrenciler de doğru yapacaktır. Yani şurada çizdiğim tabloyu unutmayın. If'i görüyorsanız would could arıyorsunuz. Would could'u görüyorsanız şart bağlacı arıyorsunuz. Sadece if değil ama only if de olur, unless de olur, providing that de olur, conditioned that de olur, supposing that de olur. Yani bir tane şart bağlacı olmasına dikkat edin ve direkt o sorular üzerinde çalışmalarınıza yoğunlaşın. Diğer ipucu dediğim kısım da restatement sorularında. Aslında onu inversion yaparken anlattım. Kısaca değineyim arkadaşlar. Restatement sorularında da önemlidir. Aslında çok basit bir yerde önemi var bizim için. İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye sorularında da etkilidir ama bunu da unutmayalım. İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye 6 soru. İngilizceden İngilizce'ye dediğimiz diğer adıyla da restatement, tekrardan ifade etme sorularından sınavda toplam 4 soru çıkıyor. 10 soru yine burada da var. Burada da şöyle soruyor değerli arkadaşlar. Had I gone diyor mesela. Benim öğrencim bu head icon'ı nasıl çeviriyor ben çok merak ediyorum. İşte bugünkü videodan sonra eğer diye çevirdiği için alt cümlelerde doğru şıklarda eğer'i görmeden eğer çevirisinin olduğunu ne yapmayacak? Bu videodan sonra unutmayacak değerli arkadaşlar. Evet, conditions dediğimiz, if wish dediğimiz tüm yapıların detaylı konu anlatımını bu videoda bitirmiş bulunmaktayız. Sağlıcakla kalın.